Türk Eğitim Sen Aydın Şubesi öğretmenlerin, akademisyenlerin ve kamu görevlilerinin maaşlarının ve ek göstergelerinin iyileştirilmesi için oluşturulan dilekçeleri genel merkeze gönderdi. Daha sonra basın açıklaması yapan Türk Eğitim Sen Aydın Şube Başkanı Naci Devli, bu kampanyanın 3 ayağı bulunmaktadır. İlk ayağı 3000 ek göstergeye sahip olan öğretmenler ile ilgilidir. İkinci ayağını akademisyenler ve memurlarımız oluşturmaktadır. Kampanyamızın üçüncü ayağını ise yardımcı hizmetler sınıfı oluşturmaktadır. Ek gösterge ile taleplerimiz yeni değildir ek gösterge konusunda taleplerimizin karşılık görmesi, bu mağduriyetin giderilmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması çok önemlidir. Ortada büyük bir mağduriyet söz konusudur dedi. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Eylemimiz sizinle daha da bir anlam buldu. Kıymetli basın mensupları, Öğretmenlerimizin ek göstergesinin 3600 olarak yeniden düzenlenmesi, akademisyenlerimiz ve tüm kamu görevleri için ek göstergelerin 800 puan arttırılması, yardımcı hizmetler sınıfında ek gösterge verilmesi talebiyle genel merkezimiz tarafından 28 Aralık 2015 tarihinde bir dilekçe kampanyası başlatılmış, 15-22 Nisan tarihine kadar tüm dilekçelerin başbakanlığa gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kampanyanın 3 ayağı bulunmaktadır. Kampanyamızın ilk ayağı şu anda 3000 ek göstergeye sahip öğretmenler ile ilgilidir. Ek göstergelerin 3600'e çıkarılması öğretmenlere emekliliklerinde büyük fayda sağlayacaktır. Zira 3600 ile 3000 ek gösterge üzerinden emekli olanlar arasında ciddi emekli maaş farkı bulunmaktadır. Yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan öğretmenlerin maaşlarında büyük oranda azalma meydana geliyor. Fiilen görev yapılan süre içerisinde verilen ek ders ücretleri ve ek ödemeler emekli keseneklerine yansıtılmadığı ve emeklilikte ek ders ücreti de alınmadığı için emekli olan bir öğretmenin aldığı maaş ile görev yapan öğretmenin aldığı maaş arasındaki fark çok büyüktür. Bu ücret farkı sebebiyle pek çok öğretmen emekliliği hak etmiş olmasına rağmen emekli olamıyor. Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi halinde Birçok öğretmen emekli olabilecek, emekli öğretmenlerin yerine de atama bekleyen öğretmenler istihdam edilebilecektir. Kampanyamızın ikinci ayağını akademisyenlerimiz ve memurlarımız oluşturmaktadır. Yine öğretmenlerde olduğu gibi akademisyenler ve memurlarda da ek gösterge rakamları aylık ücreti etkilediği gibi emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin miktarını da önemli ölçüde etkilemektedir. Ancak ek gösterge rakamlarının düşük rakamlarda belirlenmesi nedeniyle eşitlik ilkesine aykırı uygulamalar ve mağduriyetler söz konusu olmaktadır. Kampanyamızın üçüncü ayağını ise yardımcı hizmetler sınıfı oluşturuyor. Yardımcı hizmetler sınıfı için hiç ek gösterge rakamı belirlenmemiştir. Diğer hizmet sınıflarının tamamında kazanılmış hak aylıkları veya kadro dereceleri bakımından 1 2 3 ve 4. derecelerde bulunacaklar için sınıfı e Hizmet, yardımcı hizmetler sınıfı personeli açısından hiçbir şekilde ek gösterge uygulaması mevcut değildir. Dolayısıyla yardımcı hizmetler sınıfı personeli hangi eğitim düzeyinde veya kazanılmış hak aylık derecesinde olursa olsun ek göstergeden mutlaka ama mutlaka yararlandırılmalıdır. Değerli basın mensupları, Ek gösterge ile ilgili taleplerimiz yeni değildir. Sendikamız 2015 yılında da benzer bir dilekçe kampanyası gerçekleştirmişti. Ayrıca Türkiye Kamu Sen ve Türkiye Eğitim Sen olarak gerek toplu sözleşme görüşmelerinde gerekse KPDK toplantılarında da konuyu gündeme getirmiştik. Bizler taleplerimiz yerine getirilene kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bugün de ek gösterge rakamlarının arttırılması için topladığımız dilekçeleri sizlerin huzurunda başbakanlığa gönderiyoruz. Ek gösterge konusunda taleplerimizin karşılık bulması, bu mağduriyetin giderilmesi ve gerekli yasal düzenlemenin yapılması çok önemlidir. Ortada büyük bir mağduriyet söz konusudur. Ülkemizde nasıl bir ücret politikası olduğu, çalışanların yoksulluk sınırında nasıl ayakta kalma mücadelesi verdiğini, gıda, giyim, ulaşım, yakıt ve benzeri masrafların nasıl cep yaktığı, emeklerin alın terlerinin nasıl komik rakamlarla karşılık bulduğu hepimizin malumudur. Ülkemizde emekli ikramiyeleri çok düşüktür. Eskiden emekli ikramiyesiyle iş kurulabilir, ev, araba alınırdı. Bugün ise bunları almak mümkün değildir. Devletimizin öğretmenlere, akademisyenlere, memurlara, emeklilere reva gördüğü hayat maalesef budur. Oysa ki toplumun kalkınmasında itici güç olan bu kesimler mutlu değilse o ülkenin müreffeh olduğunu söylememiz mümkün değildir. Devlet çalışanlarını mutlu edecek ki o ülke kalkınacak, daha ileriye doğru yol alacaktır. Kafasında ekonomik problemler olan bir öğretmenden, borçlarıyla mücadele eden bir akademisyenden, bankalardan 3-5 tane kredi çeken bir memurdan, hizmet eden, ülke olarak kaliteli hizmet beklememiz çok zordur. Ayrıca alın teri dökerek, gayret sarf ederek yıllarca çalışmış ve emekli olmuş insanları hayatlarının en önemli dönem işlerinden biri olan emekliliklerinde rahat ettiremeyen, onları düşük ücretlere mahkum eden, devlet, eden devletler huzuru hakim kılamaz. Bu minvalde ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar göz önüne alındığında bu talebimizin ne kadar insani ve haklı bir talep olduğu apaçık ortadadır. Ek gösterge rakamlarının arttırılması için Türkiye'nin dört bir yanında imzalanan dilekçeleri ülkeyi yönetenler tarafından dikkate alınmasını istiyoruz. Öte yandan kamu çalışanları dilekçe kampanyamıza büyük ilgi göstermiştir. Duyarlılıklarından ötürü tüm çalışanlarımıza da teşekkür ediyoruz. 1 Nisan'dan bu yana Aydın'dan gönderdiğimiz 2320 dilekçeye ilaveten bugünkü 535 dilekçe ile toplamda 2855 dilekçe göndererek müracaatımızı yapmış oluyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Daha sonra konuşan Türk Büro Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, "Kamu görevlilerimiz 14 yıldır hak hukuk adı altında ezilmekte ve mücadele vermektedirler." Mücadeleleri sadece maddi değil, aynı zamanda siyasi kayırmacılık dayanılmaz boyutlara da ulaşmıştır ifadelerini kullandı. Çok değerli basın mensupları, kıymetli mücadele arkadaşlarım. Bugün Aydın'da akşam inşallah büro hizmet kolundaki mensup arkadaşlarımızla bir çalışma için, buluşmak için gelmiştik. Ayağımızın tozuyla da Türkiye Eğitim Senemizi bu güçlü, güzel etkinliğinde biz de hazır bulunduk. Hepimizin malum olduğu üzere ülkemizde son 14 yılda kamu çalışanları hak, hukuk, adalet noktasında büyük bir iktidar tarafından zulme uğramıştır. Bu zulmün temeli sadece ücret meselesi de değil. Hepimiz biliyoruz ki eğitim çalışanları bir gecede 87 bin yöneticisinin ünvanlarını kaybettiler. Artık kamu da 14 yıldır. Yandaş ayrımcılığı, siyasi kayrımcılık dayanılmaz boyutlara ulaştı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi siyasi iktidar 14 yıl boyu başta hakim savcılar olmak üzere, vali kaymakamlar, daire başkanı ve üstündeki bütün devlet bürokrasisindeki yüksek kademeli memurların durumlarını defalarca düzeltti. Çok yakın zamanda hepinizin malum olduğu üzere il müdürleri, daire başkanları da ek göstergeler düzeltilen gruba girdiler. Geçtiğimiz haftalar içinde de polislerimize ek gösterge desteği yapıldı. Elbette ki biz emniyet çalışanlarına ek gösterge desteği yapılmasına karşı değiliz. Ancak kamu çalışanları bir bütündür. Siz eğer öğretmeni, sağlık çalışanını, büro çalışanını enerjide, tarımda çalışan memurları yok sayarak sadece üst düzey yöneticileri ile elinde silah olanların ekonomik ve sosyal durumlarını düzeltelim derseniz en büyük adaletsizliği, haksızlığı yapmış olursunuz. Bugün burada eğitim çalışanları sadece öğretmenler için değil, hizmetli veri hazırlama, işletmeni kadrosundaki düz memura kadar, şefe kadar, şube müdürüne kadar haklı bir talebin karşılık bulması için dilekçelerini toplamış bulunmaktadırlar. Eğer bu devlet gerçek manada bir sosyal devletse, eğer bu devlet gerçek manada bir hukuk devleti ise çalışanlar arasında ayrım yapmak şöyle dursun. Çalışanlar arasındaki farklı düzenlemeleri düzeltmek, düzeltmek, çalışanlara huzur ve barış getirmek en temel görevi olmalıdır. Ama gelin görün ki bugün öğretmeninden sağlıkçısına, maliyecisinden adliyecisine, gümrük çalışanından efendim enerji çalışanına kadar bütün memurlar huzursuz, mutsuz ve büyük bir haksızlığın zorbalığın tezahürü altında inlemektedirler. İşte bugün burada eğitim çalışanları yaklaşık olarak 750 bin kişi haklı taleplerini Sayın Başbakan'ın duyabilmesi için her ilde olduğu gibi dilekçelerini gönderiyorlar. Ümidimiz odur ki Türkiye'de adil paylaşımı yapıldı. Hakça bir düzenin hayata geçtiği, insanlar arasında ayrım yapılmadığı, özellikle eğitim yaz boş tahtasına çevrilen eğitimin aşağılanan, ezilen, zulma zulüm yapılan öğretmenlerimizin onurunun kurtarılması için onlara sahip çıkacak, el uzatacak bir devlet yönetimi beklediğimizi Buradan bir kere daha ifade ediyor. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.